Selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi bu sene Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu ve bununla ilgili bir tasarım çalışması yapacağım. Bu çalışmayı Publiga için yapacağım. Publiga bir podcast kanalı. Futbol, basketbol, motor sporları birçok alanda çok güzel kaliteli programlar yapıyorlar ve gayet sportmen, objektif ve keyifli programları var. Dinlemenizi, takip etmenizi de tavsiye ederim. Sosyal medyada paylaştıkları görselleri genelde ben tasarlıyorum. Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olduktan sonra da bu görsel paylaşılacak. Benden de böyle bir talepleri oldu. Bu çalışmanın tamamını ekran kaydıyla sizlerle paylaşacağım ve tamamında da sesli düşünmeye çalışacağım. Yani neler düşündüm, neler yaptım, ekranda bir şeyler yaparken veya bir çizim yaparken neler planladım, nasıl oldu, nasıl bitti, sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Veya işte yaptıktan sonra örnek veriyorum, bana nasıl revizyonlar gelecek, görseli nasıl güncelleyeceğiz veya olduğu gibi bırakacağız. Tüm bu aşamaları sizlerle paylaşacağım ve görselin de son hali zaten paylaşılmış olacak Twitter'da, Instagram'da vesaire. Bu da böyle değişik bir video olsun istedim. Photoshop eğitiminden daha çok aslında bir tasarımcı gözüyle nasıl bakılıyor, bu olaylar nasıl gelişiyor, işin mutfağında olaylar nasıl gelişiyor, bunları biraz paylaşmak istiyorum. Halihazırda bir Photoshop eğitimi alan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için de bir kılavuz olsun diye böyle bir komple sıfırdan bir PSD çalışmasını sizlerle beraber yapacağız. Şöyle ekranımıza dönersek, bizim Publica'da kullandığımız standart bir şablonumuz var. Bu bant hep sabit. Onun haricinde genelde benim tasarımlarımı zaten beğeniyorlar. Genelde fikirleri bana bırakıyorlar. Bana bu sefer sadece bir metin verdiler. O metin üzerinden de neler yapabileceğiz, onlara bakacağız. Bu talep bana arkadaşımdan geldiği zaman aklımda bir görsel canlandı aslında. O zamandan beri düşünüyorum, birkaç gün oldu. Ama bakalım, genelde çünkü başladığım, düşündüğüm şeyler başladıktan sonra değişebiliyor. Bu süreci de hep birlikte beraberce yaşamış olacağız. Şöyle bir ekranımıza geçersek, Photoshop'ta çalışacağım. Ben görselleri genelde Photoshop'ta çalışıyorum. Illustrator desteği de alıyorum. Yani vektörel çalışmalarda Illustrator'da kullanıp tekrar Photoshop'a aktarıyorum. Çok fazla bir metin yok zaten. 2020-2021 Türkiye Süper Lig şampiyonu Beşiktaş. Yani sadece bu yazılacak görselde. Bunun haricinde bir ekstra bir talep yok. İşte futbolcular olur. Teknik direktör Sergen Yalçın olur. Benim aklımda futbolcuları şöyle yan yana dizdiğim sıralı bir tasarım var. Bir onu yapmaya başlayacağım bakalım. Ama tüm futbolcuları sığdırabilecek miyim? Nasıl olacak? Bir bakacağım çünkü kare kadrajda çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Twitter için de yatay bir ölçümüz var. O ölçüde çalışacağız. Ama önce Instagram'ı yapıp onaylatıp Twitter'ı sonraya bırakacağız. Bu şekilde hazır arka planları temiz şekilde Beşiktaş kulübünün resmi sitesinden aldım. Tüm futbolcular da var orada. 25 tane futbolcu var. Aslında ben hepsini kullanmayı düşünüyorum. Tüm futbolcuları kullanmak istiyorum bu çalışmada ama genelde çok yıldızlar kullanılır. Hani böyle 8-10 tane as oyunculardan bir kolaj yapılır ama ben o şekilde değil, tüm kadroyu kullanmak istiyorum. Biraz daha sığdırarak, hani biraz daha yan yana, dip dibe bir görsel çalışması olacak diye düşünüyorum. Kafamda da açıkçası şöyle bir çalışma vardı. Şöyle yan yana koyduğum futbolcuları, bunları tabii farklı futbolcular gibi düşünün. Örnek mesela bir sıraya 6-7 tane futbolcu sığıyor gibi düşünebiliriz. Tabii 25 tane futbolcu var. Bundan 3-4 sıra yapmamız gerekecek. Tabii Sergen Yalçın'ı biraz daha büyük kullanmak gerekir. Artı olarak metinlerimiz de var. Çalışmaya hiç başlamadan zihnimde oluşan tasarım buydu açıkçası. Şöyle bir hani aralara bir şu kesik kadrajları beyaz bir çizgiyle böleriz diye düşündüm. Tabii bu futbolculara renk ayarı yaparız, gölge falan veririz ama şu an hani kabaca genel yapıyı kafamda oturtmaya çalışıyorum. Hani böyle bir sistem, böyle bir şeye gitsem hani tek düze ama tabii burada farklı futbolcular olduğu zaman daha güzel görünecek. Böyle bir şey olabilir diye düşündüm ama Sergen Yalçın'ı nasıl koyarız, nasıl ekleriz ona da bir bakmak lazım. Sergen Yalçın'ın da birkaç fotoğrafını indirdim ben. Sergen Yalçın'ın şöyle güzel yüksek kaliteli yani keskin çekilmiş güzel bir fotoğrafı var. Hem üzerine giydiği eşofman da Beşiktaş armalı. Yani farklı fotoğraflar da var tabii. Gidişata göre bakacağım. Ama şimdilik bunu kullanacağım. Arka plandan Sergen'i bir ayıralım. Ondan sonra tasarımımızı aktarıp neler yapabiliriz görelim. İşlem tamamdır. Buna biraz da renk ayarı yapmak lazım tabii ki. Evet, Sergen Yalçın'ı bu şekilde aldık. Böyle ya ortaya bir yere sıkıştırabiliriz. Yüksekliğimiz kurtarıyor zaten görselde. Veya şöyle en alta dayadığımız arkada futbolcuların olduğu bir tasarım da olabilir. Metnimizi yerleştirelim. Bu tasarım süreci boyunca sürekli sesli düşüneceğim. Yani bir işlem yaparken ne düşünüp de yapıyorum onu aktarmak istiyorum sizlere. Bizim metnimiz neydi? Onu bir yazalım. 2020-2021 Türkiye Süper Lig şampiyonu Beşiktaş demişler. Bizim Publiga'da genelde kullandığımız font Gotham'dır. Gotham'ın birçok versiyonu var. Teen'den Ultra Black'e kadar versiyonları var. Bu versiyonların hepsini kullanıyoruz. Güzel, beğendiğimiz bir font. Şimdi bunu koyacağız ama şu Beşiktaş'ı bence büyük yapmak daha mantıklı olabilir. Bunu kaldıralım. Şöyle bir
Eşik taşı ayrıca hem büyük hem de kalın yapalım. Bu şekilde daha uygun geldi gözüme. Şu Gotham'ın şu şeylerini pek beğenmiyorum ya. Yani güzel bold, kalın bir font ama bu şeyler biraz garip kalıyor ya. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bir fontlarımıza bakalım. Yani bu başlığı illa Gotham kullanmak zorunda değiliz zaten. Öyle bir kuralımız yok. Daha böyle köşeli, yine böyle sert ama köşeli. Yani mesela şöyle tırnaklı değil. Mesela böyle tırnaklı bir font istemiyorum. Yani böyle bir font kesinlikle istemiyorum. Keskin bir font olsun istiyorum. Ve şu şeylerin de biraz düzgün olması tercihim tabii ki. Türkçe karakterler genelde bu fontlarda zaten sorun çıkartıyor. Bu font güzelmiş aslında ama Türkçe karakter desteği yok ama bizim için sorun değil. Şöyle yapalım. Biz bunu Türkçe'ye çeviririz. Sonuçta bu bir dinamik içerik olmayacağı için, yani bir poster gibi sabit bir grafik tasarım yaptığımız için sorun değil. Ben bunu şeyleri veya i'nin noktasını eklerim. Bu font bayağı hoşuma gitti ya. Tırnaklı falan da bir font değil. Güzel. Aynen. Fontumuz bu olsun ya. Okey. Tamamdır. Fontumuz bu. Tabii şu en üstte Beşiktaş'ı böyle bir vurgulamak gerekiyor. Hani paylaşımda, timeline'da, Twitter'da veya Instagram'da gördüğünüz zaman hani şu Beşiktaş vurgusunu göstermek önemlidir diye düşünüyorum. Burada maksat hani olayın Beşiktaş'la ilgili olduğunu vurgulayalım. Mevzu anlaşılsın. Geri kalan görselin detayını incelemek isteyen inceler tabii ki. Burada ilk göze batacak Beşiktaş başlığı olsun. Şunun belki biraz harf aralığını şöyle arttırabiliriz. Şöyle justify denir, yani sağdan soldan hizalı şekilde böyle de yapılabilir. Bu da daha çok dergilerde falan kullanılan bir yöntem. Böyle bir hizalama yaptığınız zaman hani tasarım biraz böyle kutu gibi derli toplu düzenli durur. Son tahlilde hani şu alt kısmı bitirdikten sonra olay nereye dönecek ona göre bakacağız. Belki biraz daha büyüteceğim, belki küçülteceğim, belki kalınlaştıracağım. Yani şu fontun akıbeti tam belli değil şu anda, onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş okey bence. Fontu da çok beğendim. Şimdi şu futbolcuları yerleştirmek asıl sıkıntımız bence o. Şöyle futbolcuların aslında kafaları falan görselin üzerine değerek de hani güzel bir hareket oluşturulabilir burada. Ama bilemiyorum yani çok mu tek düze olacak şöyle yaptığımız zaman. Hani böyle asker gibi dizilmişler gibi de bilemedim. Sergen Hoca'yı da şöyle koysak. Olay bu. Ama biraz düşünmek lazım tabii. Şimdi şu futbolcularda gölge olduğu zaman biraz daha tabii boyutlu, daha tatlı bir görüntü olacak. Şöyle göstereyim. Başlığın da üzerine gölgesi düştüğü zaman hani biraz daha böyle gerçekçi, yarı gerçekçi bir hal alıyor. Şu hal benim pek içime sinmiyor ya. Arka planda bir görsel kullanmak istemiyorum. Genelde flat design gidiyoruz, yani düz renkler, düz tasarımlar gidiyoruz. Yani şu an zeminde bir pattern var ama hani kaldırabiliriz. Böyle düz siyah da olabilir. Şimdi hoca sabit, hoca okey. Belki hocayı en üste de alabiliriz. Yani alta futbolcuları da dizebiliriz. Görseline ikna oldum ben. Tribün gibi bir şey yapsak. Nasıl olur acaba? Şöyle bir tribün görseli arayacağım. Evet, şöyle bir görsel indirdim. Bunu ücretsiz bir siteden indirdim. Yani kaçak veya varez bir siteden indirmedim. Yani lisanslı bir fotoğraf değil. Dijital kullanımı free bir fotoğraf. Ama tabi basılı iş yapamazsınız ama dijitalde sorunsuz şekilde kullanılabilir. Şöyle bir tribün kullansak diyorum, nasıl olur acaba? Arka planda böyle bir görsel olsa ama tabi renkli bir şey kullanamayız. Yani Beşiktaş olduğu için olayın tamamen siyah beyaz üzerinden dönmesi lazım. Yani belki kırmızı ama mavi falan olacak iş değil. Şöyle bir şey var aklımda, onu söyleyeyim önce. Yedek kulübesi de olabilir, tribün de olabilir. Böyle bir bench'te oturan futbolcular gibi. Hani futbolcuları bu bench'e dizmek veya tribüne dizmek gibi bir şey. Buraya bayağı bir futbolcu sığar. Hem de arkaya doğru küçülecekleri için güzel 3 boyutlu bir perspektifli bir görüntü de olur. Güzel de olabilir. Bunu sadece siyah beyaz yapmak, şöyle desek, şu canlı halinden dolayı biraz böyle bir sulu boya efekti var görselde. Bu halinden dolayı bakın şöyle bir siyah beyaza çevirdiğim zaman, biraz da opacity verdiğim zaman şu an bir hani sulu boya gibi, kara kalem çalışma gibi bir şey oldu görüntü. Yani gayet güzel. Aklıma da bir fikir geldi. Acaba böyle bir havada böyle bir görsel mi yapsak? Hani çizimli, yarı çizim, yarı karton, yarı gerçek gibi. Olabilir. Tabii bunlar işte hep böyle denedikçe insanın aklına gelen şeyler. Şöyle yapacağım. Bu görseli üst tarafından şöyle kesik kalmaması lazım. O yüzden şu en üst sırayı atarak şöyle bir pet yapacağım. Evet, görüntümüz budur. Bakın şu an nasıl çok daha hani temiz bir görüntü oldu. Hatta şöyle başlığını da üzerine çıkartırsak, Beşiktaş'ın üzerine. Tabii şu an
opasiteyle bunu sağladığım için tam anlaşılmıyor ama şöyle yapayım. Çok daha tatlı bir görüntü oluştu. Hani şu 2 dakikalık çalışma görseli bir noktadan bayağı bir üst seviyeye taşıyor. Yani şu sulu boya görüntüsü, kara kalem görüntüsü çok hoşuma gitti. Bu tarzdan devam edeceğim. Şimdi buraya futbolcuları yerleştirsek, daha doğrusu Sergen Hoca'yı yerleştirsek, en önde olsa, yani tribünün en ön kısmında olsa, tribüne de futbolcuları yerleştirsek nasıl olur acaba? Bir şöyle bir dokümanı kaydediyorum. Buraya kadar okeyiz. Aboubakar olsa şurada. Acaba böyle karton taraftar gibi öyle bir halde mi koysak? Yoksa daha gerçekçi bir görüntü mü vermeye çalışsak? Ona emin değilim. Yani şöyle yaparız. Futbolcuları önem sırasına göre, yani en ön sırada atıyorum Aboubakar, Gezal. Yani bana göre Aboubakar'la Gezal zaten 1 ve 2. Daha sonra da önem sırasına göre arka sıralara doğru devam etsek nasıl olur acaba? Deforme ederek tabii, yani çözünürlüğü dağılarak büyüteceğim. Sharpen, yani keskinlik vereceğim. Şu an şurada çok kötü görünüyor ama sıkıntı değil. Bayağı küçük kullanacağımız için göze batmayacaktır. Bir de sonuçta bundan print almayacağımız için hiç sorun değil. Dijital mecralarda paylaşılacak bir görsel. Benim şöyle bir paint efektim var. Aslında bunu uygulasak nasıl olur diye düşünüyorum. Arka planı hani şöyle yaptık ya, biraz böyle sulu boya efekti var. Veya kara kalem gibi. Hani bunları da çizimmiş gibi bir havaya mı soksak acaba? Şöyle bir, bu hazır bir action. Böyle 3-5 saniye falan sürüyor yapması. Tabi detaylar kayboluyor. Arma falan kayboluyor ama zaten görünmeyecek. Şöyle bir smart obje yapalım. Hem bu efekt sayesinde hani biz bu kalitesizliği kasten yapmışız gibi veya zaten boyamaymış gibi, bir fotoğraf değilmiş gibi hava verdiğimiz için, yani o düşük kalite olmasını da bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Bence mantıklı. Nasıl görünüyor? Sanki hafiften böyle bir illüstrasyon, çizim gibi duruyor. Hatta bunu Sergen Hoca'ya da yapabiliriz bu efekti. Süper. Nasıl? Bildiğiniz Sergen Yalçın. Hani şu dergilerde falan olur ya, onlar gibi bir çizime döndü adeta. Güzel, yani görselin genel aurası farklı bir havaya büründü. Yani bir fotoğraf kullanmaktansa daha ilgi çekici, daha kalite duruyor. Bir de şunu düşünüyorum. Şimdi bu görselin bir de yatay versiyonunu çalışacağız. Yani yaklaşık bu 1080'e 1080 şöyle bir versiyonu var bunun. Yatay bir versiyon. Şimdi bunu da nasıl yaparız? Bunu da büyüttüğümüz zaman çok büyüyecek. Futbolcular sığmayacak. Şöyle yapsak. Bak şurada metinleri justify yaptık ya. Yani sağdan soldan hizalı yaptık. Şu hizaya göre görselimizi de hizalasak. Şöyle bir görsel çalışma nasıl olur? Evet, güzel oturdu. Kare kadraja çok güzel oturdu. Sanki böyle bir dergi kapağı gibi oldu. Güzel, bunu yatay versiyonda da sıkıntı yaratmaz. Yani asıl derdim oydu ama bu kare görsel de güzel hale geldi. Güzel. Biz bence devam edelim. Futbolcuları dizelim. Kim vardı? Raşit Gezal'ı yapmıştık. Şöyle bir tasarım dili var, yakın zamanlarda çok kullanılıyor. Herhangi bir objenin silüet halinde ama borderlı şekilde, atıyorum bir kral tacı ama borderlı bir silüet şeklinde grafik tasarımlar yapılıyor. Şu anda öyle bir trend var gibi. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Belki kupanın silüetini, vektörlere bir bakacağım, araştıracağım. Evet, şöyle bir vektör indirdim. Şöyle bir taraftar silüetleri acaba koyabilir miyiz aralara diye düşünüyorum. Tribünlerin içerisine, yan yana aralara, belki futbolcuların aralarına koyulabilir. Şöyle yapacağım tabi. Yani dışı şöyle borderlı olacak. Tabi şu kenar köşelerini düzeltmem lazım. Onları ben bir hızlıca düzelteyim. Beşiktaş tribünlerinde şöyle kırmızı saçlı bir bayan vardır. Onu hani sembolize eden bir tane böyle bir bayan koydum. Saçlarını hafif kırmızı yaptım. Bir de şöyle erkek bir silüet yaptım. Bunları acaba şöyle aralara yerleştirebilir miyiz? Onu düşünüyorum.
Yani bu sene tüm maçlar seyircisiz, tribünler boş oynandı. Beşiktaş taraftarında da öyle bir slogan vardır, ruhunuz yeter diye. Hani ruhunuz bizimle, tribünler boş, ama ona da bir gönderme olabilir aslında. Öyle bir küçük de bir espri yakalamış olabiliriz. Yani evet, olabilir ama futbolcuları biraz daha dağıtmak gerekiyor ya. Biraz daha arka sıralara dağıtıp böyle aralara birkaç tane taraftar silüeti koyabiliriz. Evet, görselimizin son hali bu şekilde. Yani açıkçası benim içime bayağı bir sindi. Şöyle bir futbolculara biraz gölge vermek istiyorum. Hani biraz daha boyut katması için hepsine böyle bir genel bir gölge vereceğim. Evet, görselimiz tamamlandı. Belki ufak tefek revizyonlar olabilir. Videoyu kurgularken son halini sizlerle paylaşıyor olacağım.
Sizlerin de görüşlerini, sorularını yorumlar bölümüne bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.